20 kilo verdi, hayatı resmen değişti. Son günlerde sosyal medya videolarıyla olay yaratan Seren Serengil, pek fazla bilinmeyen kilo verme sırlarını değil de ilk kez romantik yanlarını konuştu. İşte büyük değişimin ardında görünmeyen Seren. Müsyan dermiş. Son günlerde fit vücuduyla ilgili paylaştığı videolar olay yaratan Seren Serengil, Magazin 8'e konuştu. 75 kiloydum en son. 20 kilo zayıflayan Serengil, ikinci baharını ilk kez bir televizyon röportajında anlattı. 52 kiloyum şu anda. Tabii ki çok rahatladım çünkü kendim oldum, yani Seren oldum. Yıkılmadım. Başı dik, göğsü kabarık, bugünlerde haklı bir gurur yaşıyor Seren Serengil. Normal halimiz yani dermiş. Bir tane cin, bir tane bluz var. Hani bir tane de kolye var, ne bileyim ben yani, ama yani bakımlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kilolar gitmiş. Ayrıca ekstra bir mütevazılık gelmiş. Bakım için kuaförde şu an. Bir modelim vardı, sarı siyah. Sonra o çok sarı yaptığım için bir kopukluklar oldu. Şimdi kahverengi daha natürel bir tonu tercih ettim. Bu kışı böyle idare etmem lazım saçlarımın sağlığı için. Seren Serengil adeta ikinci bir hayata başladığını açıkladı. 75 kiloydum en son. Şimdi 52 kiloyum şu anda. Tabii ki fark oluyor, olmuyor, olamaz. İnsan bir kere daha alaturk oluyor. Kıyafetlerim normalde çok modern bir insan olmama rağmen alaturka bir çizgi içerisinde olabiliyorsun. Çünkü ona göre giyinmek zorundasın. Bir kalçanı kapatacaksın, oranı kapatacaksın, buranı kapatacaksın derken. Şimdi tabii ki çok rahatladım. Çünkü kendim oldum. Yani Seren oldum. O yüzden de iyi oldu. Kilolar gidince çok ilginç, ancak kabuğuna çekilmiş Seren Serengil. Kendi bir dünyam var, kendi dostlarım var, kendi sınırlarım var. Akşam en geç saat 6.30-7'de evimde olmayı seviyorum. Gece 11'de en geç uyuyorum, sabah 6-6.30'da kalkıyorum. Yani böyle bir aslında yaşantım var. Yani işimi yapayım ama evime geri döneyim, gece hayatım olmasın. Böyle bir şeyim var. Evet, dışarıdan çok frapan gözükebilirim, çok renkli gözükebilirim ama hayatımın sınırlarını 3-4 senedir bu şekilde çizdim. Gece hayatına resmen buz gibiymiş Seren Hanım. Ben gece o kalabalığın içerisine girip o öyle, o öyle falan, herkes birbirinden hani sevmiyorum yani, doğamda yok bu benim. Peki bu kadar huzurun içinde bir beyaz atlı prens var mı diye soruyoruz. Size huzur veren birisi var mı şu an hayatınızda? Yok şu anda yani, ama Allah'tan huzursuz edecek kimse de olmadığı için ben kendimi şanslı addediyorum şu anda. En azından huzursuz edecek birisi yok. Ben her zaman... Çift boşanma aşamasına gelmişti. Belki sevmek yetersiz, belki bu aşk kadersiz. Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. İyi akşamlar arkadaşlar. Rafet Erroman'ın seslendirdiği şarkıdaki gibi belki sevmek yetersiz geldi. Ekim ayında Rafet Erroman tarafından açılan davanın ilk duruşması görülecek. Çok kısa konuşsaydık. Merhaba. Sizin ağzınızdan sağlıklı bir bilgi almak açısından. Bebek'te yakın bir arkadaşı ve köpeğiyle gezmeye çıkan Ceren Kalpak Aslan, boşanma ve biten aşkla ilgili ilk kez ve sadece Magazin 8'e konuştu. Tabii. Yani gerçi konuyla ilgili herhalde sorsunuz. Mutlu görünüyor. Aslında bir sorun olmadığı görüntüsü veriyordu Ceren Kalpak Aslan. Haftalardır yan yana gelmediği ve resmi olarak eşi olan Rafet Erroman'ınsa bilindiği üzere boşanma döneminde Almanya'daydı. Hiç konuşmayalım. Açıklama yaptım zaten. Yani böyle bir şeyin olmadığını. Aslında yıpranmıştı Ceren Kalpak Aslan'da. Severek evlendiği, büyük bir aşk yaşadığı romantik adam Rafet Erroman'la büyük hayalleri ve planları vardı. Boşanma süreci ne aşamada şu an? Böyle bir süreç var. Yakında boşanacağız. Düşünceler ümitsiz, kelimeler yetersiz, talihsiz bu aşk, talihsiz. Ceren
Ceren Kalpakaslan kendisine boşanma davası açan Rafet Erroman'dan hiçbir şekilde maddi manevi tazminat talebi olmayacağını da ilk kez Magazin 8'e açıkladı. Var mı bir maddi manevi tazminat talebi? Hiçbir talebim yok. Hiçbir talebim yok. Rafet Erroman'ın boşanma davasıyla ilgili Türkiye'de bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ceren Hanım konuşmaları genelde bana bırakıyor. 18 Mart 2016 tarihinde Frankfurt Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açan Rafet Erroman'ın kızlarına bir daha evlenmeyeceği üzerine söz verdiği de geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Sahi boşa kal. Teşekkür ederim, sağ olun. Beni biraz anlasaydın darılmazdın.